Kanka bu koleksiyonu 200K yaz. Şey, kısaltma. Bu benim karnımı acıktırdı. Niye? Tipleşim mi yoruluyor içeri? Özge yengeyle çıkarken hiç başka bir kıza baktın mı? Bu soru yanlış. Baktın mı? Yolda geçerken bir kıza bakmış olabilir yani. Bunu yan gözle baktın mı? Başka kıza yürüdün mü diyelim. Başka kıza yürüdün mü onun şeyi? Tamam, evet. Oğlum baktın, doğru söylüyor adam, böyle yanımdan biri geçerken bakmış. Soruları yani biraz düzgün sormak lazım. Tamam, siz çevirin onu. Özge ile beraber. Tunç'a çekti ya Enes'e. Yok, Enes'e değil. Sorular da biraz düzgün sorar. Yok canım. Bunun moderatör olduğum bu, diye bununla bir alemi yok yani. Bu lüks hayatı kendine layık görüyor mu? Oğlum düzgün, bak arkadaşlar. Aa, sen bana hediye getirmiştin, bunu açacaktım. Ha, onu birazdan açarız ya. Ben bir soru soracağım. Onu videolu anlatım yapacağım. Klibi beğendin mi? Klibi izlemedim. Onu en son, en son. Ya oydu. Dördüncü olsun ya. Onu sana bırakmıyorum. Ha, öyle mi? Klibi beğendin mi? Şimdi Kemal'i arkadaşlar canlı yayında ilk defa klibi izleteceğim. Oğlum millet duyar görür. İyi, yok, sana kulaklık takacağım, sen izleyeceksin. Yani anlık ilk defa tepkini aldım. Bu da enteresan. Yani normalde yayıncılar biliyorsunuz ki daha önceden izliyorlar. Sonra tepkilerini bir daha izlerken veriyorlar. Oo, bu enteresan, dur. Öyle mi yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Öyle mi yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz, bir daha söyle. Ne yapıyormuşuz? Ben senin sigaranı bitirdim ya. Yo yo, var mı içinde? Canın sağ olsun abi benim. Dur var orada abi. Ha, varmış bir tane daha. Sen de yakın. Ver ben de yakayım bir tane ya. Sıkıntıya girdi iyice. Arkadaşlar kendine müslüm pes aldım yine. Birazdan nereye izleyeceğim. Nereye gitti bunlar? Nereye tıklayacağım? Sadakat puanlarına mı basacağım? Yok, şu aşağıya tıkla kanka. Nereye? Şuna mı? Lan sol altta krom sekmesi var ya. Ha, şu. Tamam. Ha. Ted'den en son ne zaman yedin? En son ne zaman yedin? Yemişsin yani. Belli ki ona göre soruyor. Zaman sorularını soramıyoruz. Buna hemen cevaplayayım size. Geçen hafta. Geçen. Bu böyle bir soru var ama geçeyim mi buna? Geç onu, aynen. Alakasız. Yayın sonu ekibe ciddi kızdığı anlar oluyor mu? Ben anladım. Ekleyelim. Ekleyelim. Bunun iki cümlede konuşacağım bununla ilgili. Sorunun şeyi ne tam olarak? Yani atıyorum yayında yanlış bir şey yapıyorlar, yayın sonunda ona kızıyorlar. Hani ekibe yayından sonra hiç kızdığın oldu mu gerçekten? Fırça çektiğin. Ekip kim? Ya boşver abi, ekip kim? Ne yapacaksın ekip kim? Allah Allah. Moderatörler falan mı? Şöyle ekip kim ya? günde kaç kere tetten? O değişiyor canım abi. O kadar da şey yapmıyorum. Hiç ekipten başkasına nude attın mı? Senin bunu ama senin videoda konuşmuyor. Attım. Twitch'te en iyi yayıncı olduğunu düşünüyor musun? Ben de zaten cevap verdim. Burada bir daha makinana da cevap ver. Ben kendime baktım, utandım yanına, dur ya. Ama global dahil mi yani? Twitch tüm dünya. Hayır, Türkiye ya. Twitch'te en iyi. Kurtaramadık. Twitch'te TR Twitch'te en iyi yayıncı olduğunu düşünüyoruz. Yes. Makina da şey alıyor ya, soru oldu falan diye. Makina da enteresan. Adam gibi soru. Bizi enayi olarak görüyor mu? Çok iyi soru lan. Kim bunu sormuş? Enayi! Adını söyleyebilir miyiz? Hangi enayi sormuş? Adı Mert. Berk4YKLC sormuş. Mert. Ha, Mert mi? Pardon. Mert özlemiş. Berk de şeyi sormuş. Enes'i kıskanıyor musun? Yaz onu da. O da güzel. Oğlum bunlar ne biçim gömüyorlar lan? Kemal, Porsche gerçekten kiralık mı? Lan her şeyi de biliyorlar bak nereden. Porsche mu? Porsche gerçekten var, kiralık var mı diyor. Kamerayla geçen gelmiştim. O kiralık ki olan o. İşte kiralık. He. Porsche yazıyor muyuz bu soruyu? Porsche. Kiralık. Ne yazdı? Kiralık oğlum. Tamam, geç o zaman. Öbür de oğlum yok. Ne, bir gün evinin önünde Porsche bekletiyorum, diğer gün Camaro mu bekletiyorum? Yani, hangisi olur? Sana biniyorum işte. Twitch gelirler. Yüksek. Hangisi olur sana biniyorum. Oo, bak arkadaşın saçını ya, sen onu bilmeden yapamayız yani onu. Ne saçını, ya? Saçını kesseler arkadaşlığı yani bitirir miydim? O ne arkadaş oğlum, şikayet ederim, salgılar yemin ederim. Ona bile Blind ID'deki
zamanındaki kızlarla realde görüştün mü demiş. O zaman Özge var mıydı? Yok. Görüştün mü? Görüşmüş belli zaten. Tamam bunu sonra yazalım mı? Görüş, yani realde şöyle numaralaştık falan ama hiç görüşmedim birebir de. Oğlum bu ne bu ya? Ben niye böyle sıkıntıya girdim ya? Ya. Kaç oldu? 10 şu tane an, yapalım şu be. An 8. Baba bunun amacı bu değildi yani bu şey. Kemal'in erik dalından en sevdiği isim Jirox mu? Ah siktir. Sorarım. Ah siktir. Oğlum bu nasıl? Aha, Jaho ile küs müsünüz? Değil ya, canım. Aranızda soğukluk var mı? Yok. Benim açımdan yok. Okey tamam sormuyorum o zaman. Bu soru aynen. Önce sorun şeyine bakıp sonra dedin. Belli yani arkadaşlar belli şeyleri yani sormuyorum. Ben, bir de benim chatten insanlar de biliyor yani. Bir yandan sadakat atmayanların yanında chatten de okuyorum. Chatten yazabilirsiniz arkadaşlar. Yok onlar bedava soruyor. Bedava ya abi bedava. Ya abi sen benim... Ya abi bunda bedava sormasınlar diyor. Twitch gözümü para bürüdü. La yok parayla sormuyorlar onu. Sadakat puanı izleme şeyi. Evet. Yani o şey ilk defa chat'e gelen biri soru soramaz yani. Onlar da 8 lira vermiş abi. Hakikaten bunlar abone değil mi? Abone çeş şu an. Bu ne biçim abone şeyi akıyor ya. Para abi de mi onlar para akıyor ya. Taksi benim o neydi o arkadaş Enes miydi? Enes benim kanalı bir şey yapsan oradan ya. Canım benim. Fake taksi abi iyi takipçi aldım. Canım benim. Herkese bir şive de yükleniyor ağzı. Bu arada Clubhouse Enes Batur. Clubhouse Enes Batur. Arada hatırlatalım. Ben bu Enes, Enes'leri ben çok seviyorum ya. Ulan bir daha oğlum olsa adına Enes mi koysam ben? Bilmiyorum bunu sormayalım ya. Şey, Eldrain'den büyük bir yayıncı olduğunu düşünüyor mu? Stat olarak şu an hayır. Bana ne? Ben soruyorum. Ama biraz... bu çok şey onu netleştirmek lazım. Çok istatistik bir yani. Soru. Yani istatistik bu... bir soru diyelim o demeyelim o zaman. Tamam o zaman geçelim buna. Yani bunu açman lazım. Nasıl evet, yani? Daha derin bir soru açsan. Şey sor diyorlar, daha... sor diyorlar ama. Yaz diyor, yaz, yaz diyor. Ben chat'i dinliyorum. Yazalım ama şey... Yazalım abi, ben chat'çiyim ben bugün. İçerik olarak mı? Ya sen yaz abi, ben onu çağrılaştırırım. El ürününden iyi olduğunu düşünüyor musun yaz ya? Öyle. İyi abi. Niyetli. İyi niyetli olduğunu düşünüyor musun? Son bir soru daha alalım. Bunu yanlış yazdım. Neyse boşver. Gözüme duman kaçtı. Röh. Ne? Röh tayfayı ciddiye alıyorum demiş de alıyorsundur tabii. Eko var diyor. Trollemiyorlarsa. İbrahim abi ne oldular ya? Ah. Hiç canlı yayında osurdun mu? Çaktırmadan. Tamam. Ha. Tamam. Sor. Bu yayın başladığından beri hiç osurdun mu? Yok. Bunu hissederdik. Böyle. Bilmiyorum abi sen yanındasın. Oğlum ha sorun. Bak gör ne çıkacak şimdi. Emin olduğum bir şey de. Ben mide benim göt benim şimdi. Bugün tamam da biz buradayız. Daha önce osurmuşsundur. Kaç oldu? 11. Tamam 11. Son bir tane alalım. Son bir tane değil de amana koydum. Makine doldu oğlum şu an beyni bunun. Kaç megabayt abi bu? Kaç megabayt? 135 gigabayt. Şey diyor ya sana telefon alacağım. 135 çikotaydı. Yani bunu sormayayım özel bir soru. Yugo abi de gitti yemin ediyorum. Twitch ben çok sevdim Twitch'i ya valla. Dragi izledi. Ooo. Ne oldu? Benim şarjım. Şerefsiz. Çabuk ol şarj bitiyor şarj. Evet. Çabuk. Çabuk ol. Enes'e zamanında biz bir aileyiz lafını söylediği için bir ton laf etmiştin. Şu an beraber yayın yapıyorsunuz. Prim için mi yapıyorsun? Nasıl koydum laf? Oğlum bu arada sen bunu RT'leyip Instagram'da biz konuştuk bunun üzerine. Hatırla mı? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Twitter'da RT'ledin yazdın. Ondan sonra Instagram'da da paylaştın. Onun ha. Üzerine. Şey yaz Enes'le prim için mi yayın yapıyorsun yaz. Tamam okey. Evet. Evet. Evet diyor değil mi? Ben şu an tamamıyla prim için buradayım. Bir şey diyecektim. Sorular. Benim evet. Kafam niye yanmış gibi ya? Şu an yanık varmış gibiyim ya. Biraz renk veriyor ya o. Can. Bu arada ben sol açıdan daha yakışıklıyım.
Değil mi chat? Ben de her açıdan be. Evet. Çağlar. Çağlar'ı da çok sevdim. Canım benim. Bizim mod ekibi. Tamam, bunları cevaplayalım. Eğer çok çılgın bir abi, soru başlat, gösterseniz. Başlat şeyi versene ekranı. Şimdi yalan yanlış demesinler Rusel Kemal'le göstermediğiniz sonra. Yalan vereceğiz abi. Tamam. Kanka oradan açabilir misin? Açayım. Bak, mouse'u onun orada. En üstte pencere yakalama 2 yazıyor, gördün mü? Mouse nerede? Bak ta ileride bak. O klavyenin sağına bak, üstüne. Heh. Tamam. Ne güzelmiş lan şeyinde. Aldım bunu amca. Pencere yakalama 2 diyor. Sol. Heh. Onun yanına git. Şuna bas. Heh. Gözü aç. Heh. Şimdi geldi. O benim bir şey de var gibi ha. Bilmiyorum vallahi, çok şey. Kalpsiz çıktım. Bak hareketlere bak. Vücudu da yaptın ha. Soyunayım mı? Lan dur amına koyayım, banyo yeriz. Soyunca bakmıyorum lan ha. Meme ucum falan gözükürse gitti. Niye ya? Memeni gösterme. Karın kaslarımı göstereyim mi? Soyunuyormuşum bir anda. Dur donun monun gözükür şimdi ha. Donu gözükse banlıyor mu? Yok. O ben çıldırırım diye burada. Kete bak, gaza geldi. Soyun yazıyorlar. Sahte takside şimdi donun gözükür falan. O story atarız. Şimdi donu görürsem ben çıldırırım arkadaşlar ondan diyorum. Hazır mı abi? Aç. Evet. Şaka yapınca Kemal... ne oluyormuş abi? Mesela az önce şaka yaptım. Bunlar şaka yapınca mı? Evet. Cevap verirken aynı şey Enes'e de. Şu sarı şeyi görünce böyle bir şey yok. Yani toparla kendini. Aynen. Abi millet beni niye soymak istiyor? Kendim bir an böyle şey hissettim. Ama ben... İffetimi görmek istiyorlarmış gibi. Vücut iyi, o yüzden diyorlar. Ama bu soyun aç aç demeleri de beni çok teşvik etti. Sen doğru dur. Yolda olduğumu, yani sahte taksiyle izleneceğini düşünüyorum. Ne yapıyorsun bakayım lan? baklavalar mı sayıyor? Açayım mı? Bakayım Banyan inceden mı? Ya. İnceden nasıl oğlum, burada görüntü oğlum göbüşü. Ya. Lan ne oluyor göbüşü? Lan kapat. Her şeyi çıkardın ortaya. Meme uçlarını çıkarma dedik. Her şeyi de çıkardın orada ya. Onu kesip aldılar. Dolaplar kesin onu ya. Hayır şimdi oraya gördüler. Vallahi bak. Oğlum gözükür tabii kamera. Memen gözükünce sıkıntı mı? Dedik ya meme ucu olmayacak. Lan Enes'in kanalı sikeyim. Enes'in hayatını bitiriyorduk, Kemal gitti. Bah yemezsin oğlum, erkek sen. Yemem. Tamam, hayır erkek kız fark etmiyor. Lan korkuttun beni gerçekten, bah yiyeceksin diye. Vallahi içerik, yiyor lan ya. İçerik onun üzerine olur ve gösterirsen yiyorsun. Anladın mı? İçerik mi oldu? Hayır dur. Ben içerik miyim? İçerik değil, öyle zevkine yaptım. Abi güleceğim diye onun namına koydum ben orada. Ben içerik değilim. Evet. Oğlum şapkalanıp gözümün önünde görüyorum. Üzüldüm bir an abi banyayacak diye ya. Şakadan gözümün önünde görünce bir şok oldum yani, onu da söyleyeyim. Yani bu hareketler seni kurtaramaz Kemal'cim. Ya tamam abi, sıkıntı yok ya. Bak o gitti ha, o çizgi gitti. Gider tabii. Saçını kaldırsana. Banyarsa arkadaşlar benden değil bu arada. Memenden. Zaten bir olaysız yayın geçmez yani bu. Benim kanalda da bu çok böyledir. Çok fazla yani. Hareket etmeyelim kardeş. Tabii ki de. Bir dakika. Yalnız 90 kaç izlendi? 92 mi izlendik maç? 98 mi? 98 oldu mu? Helal olsun. Maşallah. Maşallah. Ben hiç tahmin etmiyordum bu kadar olabileceğini. Vallahi ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. 100 yapaydınız. Şu anda abi sen de var ya, 100 yapaydınız diye hala üzülüyor biraz. Seni bitirecektik. Yok ben çok mutluyum şu an. Şu an 75 biniz lan. Ben şu an normal şey değil ben yani. Ben çok teşekkür ederim bu arada. Twitch'te böyle bir ilgi gösterdiğiniz için çok mutlu oldum. Bu kadar sevim. Yani Kemal'i zaten seviyorsunuz. Beni de böyle aranızda kabul ettiğiniz için çok onur duydum. Çok mutlu oldum. Sevenlerime teşekkür ediyorum. Sevmeyenlerime de eğer rahatsız ediyorsam sizi kusura bakmayın. Estağfurullah canım. Ah bir de bir şey oldu. Hazır mısın? Başlıyoruz. Yes. Nerede sorular? Ha sana şey yapmadım. Oradan okuyayım mı ben? Daha buradan da okuyabilirsin. Kemal. Geliyor. Sabit kal. Gönder. Ayakkabı koleksiyonunun değeri 200.000 TL'den fazla mı? Hayır. Hayır. Abi bak. Makine anlamına koydum. Külliyen yalan. Yalan mı? Yalan. Abi nerede yalan ya?
Hayır yazıyor işte. O ben yalan söyleyince mi oldu bu? Evet. Ulan buraları kontrol ettim de götüme edemedim ha. Vallahi o Yusuf yeri var ya o şey yaptı ha. Arkadaşlar makine çalışıyormuş bunu test ettim, yalan değil bu. Makine çalışıyor mu diye merak ettim ya. Maliye kapında yarın. Göster şu ayakkabıları. Ayakkabı listesi evet. Evet. Geçelim bunu. Ha evet. Dur. Bunu geçelim. Evet bu biraz sert bir soru. Özge ile beraberken başkasına yürüdün mü? Hayır. Şimdi Özge de bu canlı yayını izliyor. Özge yan odada. İzliyor. Özge yan odada bir anda giriyormuş. Kemal diye bağırarak giriyormuş düşsene. Yanlış bir şey çıkmasın diye hareket bile etmiyor. Ne oldu? Bir dakika. Bir daha soruyorum. Özge ile beraberken hiç başkasına yürüdün mü? Hayır. Çünkü Özge benim çiçeğim. Bir tanem böceğim. Ben onsuz ne yaparım? Çok müdahale etmiyorum. Bir dakika. RP'yi de mi alıyor abi? Ya doğru. Çok dengesizlik yok. Şurada bir dengesizlik oluşmuş tabii. RP yaparken. O şey değil ya. Ya bunu bu grafiği anlatmanın ben burada anlatmaya kalksam 3 günde anlatamam. Her çizginin hareketinin helal be. Helal yazıyorlar. Bir chat'ten bir helal alalım mı Kemal'e? Bizim sevgimiz artık herkes biliyor. Helal olsun be. Arkadaşlar vallahi. Erkek erkeğe takılmak da güzel. Alemlere akmak, sürtmek, pislik yapmak. Birazdan Özge gelir yanına o zaman ne diyeyim? Bunlar eğlenceli şeyler ama güzel bir sevginin, ilişkinin yerini tutmaz. Güzel bir hayat arkadaşı. Her şeyden değerlidir. O kişiyi bulana kadar takılmaya devam. Geliyor. Devam hocam. Evet. Bu lüks hayatı kendine layık görüyor mu? Oğlum benim boramın niye kısarık buralarım ya? Bu evi. Bu ayakkabıları. Ayakkabıları. Şu gitarları. Bak bir şu dakika. Şu üstündeki. Evet hayır alalım. Hangi marka o üstündeki? Evet. Layık görüyor. Evet. Dümdüz evet çıktı ya. Her şey o kadar düz gidiyor ki hiç çok kıpırdamadı evet. Yani. Onunla çok ilgisi yok ama doğru evet. Yani evet, şöyle evet. Burası. Oğlum harbiden birden açıklama ihtiyacı duyuyorsunuz. Arkadaşlar şöyle burası. Yani geçmişten günümüze herkesin böyle yaşadığı biraz da kendinedir ama biz de hep böyle farklı farklı hikayeleri falan duyunca böyle ana konuları anlatınca hep farklı yollardan geçtik, farklı şeyler denedik, farklı hayallerimiz vardı. Bu hayallere şu anda kavuştuğum için çok çok mutluyum. Her zaman diyorum. Sanki bir rüyayı yaşıyor gibiyim. Yani o çocukken o sıkıntılar arasında uyumuşum da sanki ondan sonrası bana güzel bir rüya olarak şu an verilmiş de uyanmayı bekliyorum gibi bir anda. Öyle bir hissiyat da oluyor arada içimde. Umarım herkese Allah istediği hayatı yaşatır. Chatten bir bedel geliyor. Bedel. Bedel. Bedel ödendi. Bedel. Bu bir bedel. Bah! Geldi sonra da. Enes burada şeyi atladık yanlışlıkla. Klibi beğendin mi? Burada herhalde dinleteceksin. Ha ya. Evet onu göstereyim. Şimdi evet arkadaşlar. Aha! Klip geliyor. Klibi izleteceğim. Ondan önce bir Kemal'e hediye vermek istiyorum. Şurada aslında. Abi o. Şu aslında bu kutu abi. Bir dakika arkasında kutu. Bir hediyeydi aslında bu kutu bir. Lan şöyle gözüküyor muydu? Aa üstünü gösterdin. Ayaz. Şurada Ayaz kutusu var. 19.02.2021. Arkasında da birkaç tarih var. Onlar detay. Her şeyi de söylemiyor bak. Şöyle bir sana hediye edeyim. Umarım beğenirsin. Ne var la bunun içinde? Aa orada bir şey var. Ben biliyorum ben açtım. İçinde tatlı bir şeyler var. Ayaz. Çok güzel olmuş ya. Oy oy. Çok çok güzel bir kliple ilgili bir mini bir spoiler mı diyeceğim ama bir flipbook. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu gösterecek misin? Yapayım mı? Yakından bir göstersene. Sen yapsana. Dur sen de bağlayayım ama. Bunu nasıl yapayım? Yakınlaştır netler o. Kamerada görürüz. Tam zaten. Yakınlaştır aynen. Netmiş ha. Fokus otomatikte değil acaba? Otomatikte ya. Elinle 10 süper. Oo çok iyi.
artık. Nasıl yapacağım bunu? Biraz diğer bir tarafa. Bunu çelik yelek mi ya? Sal şöyle iki. Ayy. Vallahi ben çok beğendim. Maşallah. İnşallah maşallah beğenmişsindir. Bir künye. Allah Allah. Ayaz. Canım bir tane de sana yakışacağını düşündüğüm bir bandana. Uyuyuyuy asker. Bir şey diyeceğim şu an ben o klipten bir sahne ise harbiden real klibi şu an merak ettim yani. Ayrıca bunlar Ayaz. Ben şarkıyı da dinledim aslında ama. Bedel. Yuva Bey şunu bir kafama takar mısınız? Tabii ya? Ayaz'ı dinlerken o benim kafamdan geçer mi? Geçmez gibi duruyor. Eğer şeyse arkadan böyle. Yo şey. Sonra o geçer ya. O kadar büyük mü benim kafam? Gözlük var ya. Gözlük var. Şimdi arkadaşlar klibi izleteceğim ama lütfen duysanız bile duymamış gibi yapın. Yoksa sıçarız. Hani ilk defa bir erkeğe de kolye taktım ya. Ne oluyor lan? Allah belamı versin gözümü. Abi bu nasıl şey? Saçını altından geçirsene kanka. Evet gözlüğün de şaka gözlüğü olmadığını anlamış olduk. Atın atın bir daha atın kanala aynen. Evet. Heyecanlıyım. Şey al kankacım. Onları alayım. Dur şöyle koyalım onu aynen. Ne yap biliyor musun? Ben heyecanlıyım ya inşallah beğenirsin. Sen onu ona dinle. Ben geleyim. Saçını kaldırsa da kanka şey oldu araya çıkmıştı. Ne oluyor lan? Dur lan dur. Ne oluyor lan? Hepinize merhaba şu an ailesi bir şey çıktı. Oyyyy heyecan. Abi oradan bir şey çekersen sıçarız ha. Ne oldu? Benim bilgisayarın kablosu çıkmış. Bir tarafını da sen tak. Yo sen tak ya. Ya ben şeye oturdum onu anlamıyorum. Ses geliyor mu? Bir dakika. Geliyor. Heh, tamam. Tamam hazır mısın? İnşallah beğenirsin ya. Ben heyecanlıyım. Sen tabii yorum yap kendince ama çok spoiler vermeyebilirsin okay. Tabii. Biraz sanat var tabii. Ecik de bize de. Siz nereye gidiyorsunuz ya? Yarın yayında zaten klip. Siz giderseniz ben de giderim vallahi bak. Arkadaşlar size de izleteceğim ama şu an erken yüklersen bir yerde yayılabilir diye şey yapmıyorum. Ne diyorsun buraya? Oy, bir dakika. Lan ben bu chat'i bile takip edemiyorum. Abone chat'ini takip edemiyorum lan. Ne hızlı gidiyor ya. Ekrancıcı diyordur. Şu ekranı kapatalım. Ha. Şarj bitmiş. Şarj bitti. Taktım. Açılmış. Arkadaşlar. Yerim ya. Size de izletmek istiyorum ama. Sadece Kemal'in bir tepkisini önce merak ediyorum ya. Evet size de izletmek istiyorum ama yayın. Yarın yayınlayacağım kusura bakmayın. Yani eğer kırdığım varsa özür dilerim. Bir sahne de olsun göstermek isterdim ama Philip Book'u gösterdim mesela. Philip Book da normalde gizliydi. Gösterdim. Ferit izletti diyor. Ferit neyi izletti ya? Philip Book'u mu?
Şaka gül diye. Ya abi şakalarını anlamıyorum işte. Tüyler diken diken de. Ne? Dırım 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 dırım. Ne diyorsun? Oğlum ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Ne diyorsun? Şimdi hemen soruyu alalım, evet, abi. Hemen soruyu alalım. Hangi tuşa basıyorum? Bir basma bir şeye. Ayağıma takıldı. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak çok RP yaparım. Çok farklı biliyor chat zaten uyumu. Tepkiler vesaire konusunda abartma bilmem ne şu bu. Sadece şunu diyorum. Yarın insanlar izledikten sonra ben yorumları asıl insanlardan bekliyorum chat'te. Oğlum aldı götürdü ve konu inanılmaz bir derin konu anladığım kadarıyla. Evet. Evet yani benim ve çok ciddi bir konu. Hemen soruyu alalım o zaman. Kemal klibi beğendin mi? Çok. Evet veya hayır. Evet. Arkadaşlar sıfır şaka. Ya ben hatta Enes sana harbi şeyi sormak istiyorum yani. Ben nasıl spoiler vermeden sorayım? Sonunu mu merak ediyorsun? Yani hem o hem de nereden böyle hani konusu, hikayesi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Az önce bilgisayar kapanıp açıldı ya. Kapanıp açıldı. Programı olduğu yerden devam ettirdi. Şu an yeniden başlatmam gerekiyor. Tamam, okay, başlat tamam abi. Chat sıfır şakayım ya. Ciddi diyorum yani yarın izleyince siz de göreceksiniz. Ve sizin de çok çok duyarlı olduğunuz konular. Öyle diyebilirim. Yani nasıl diyeyim? Neyi sormuştun kanka sen? Yani konusu nereden? Sonunu şimdi söyleyemem ama klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken babam sürekli göreve giderdi ve eskiden bordo veriliydi, sonra özel kuvvetlere falan geçti. Böyle görevlere giderdi ve 2-3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum, korkardım yani başına bir şey gelecek diye. Yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum. Bir gün tekrardan göreve gidecekti işte. Ben de çocukken ona sormuştum. Demiştim ki niye gidiyorsun demiştim. Gitme demiştim. Bana şey demişti, ben çok etkilenmiştim. Sen ve senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti. Yani ondan esinlenerek aslında böyle bir klip yaptım. Yani aslında babamdan esinlendim, babamın hikayesini anlattığım bir klip. Benim için o yüzden yeri ve değeri çok ayrı. Tüylerim diken diken oldu bak, sıfır. Yani biraz abartıyorsam harbiden chat. Yarın izleyin. Oğlum yutkunamadım lan. Seni aramam mı lazım tekrar? Ha için. Oradan ben açacağım abi. Yani şimdi gerçekten benim için en anlamlı şey. Ha olur. Kalkın. Gel abi. İnşallah güzel olmuştur diyelim o zaman. Cidden çok yani şaşırdım. Şarkıyı da şu anda meşleyebiliyorum biliyor musun? Sözlerle birlikte. Ne yapıyoruz burada? Abi orada Discord var ya bak sol altta. Discord'a tıkla abi. Tamam. İzle de yayını. Tamam şimdi OBS'e geri tıkla. Dur bir dakika. O yayını büyütsene. Discord'a bir daha tıkla. O yayını büyüt. Tamam şimdi OBS'e tıkla. Olur. Aynen. Tamam. Biraz bizim rengimiz mi patladı baksana diyorum.
Oturunca düzelir ya şimdi netler. Işığı aldı. Beyaz, ha beyaz gömlekle geçti ya. Netlemeden dolayı. Tamam. Yani inşallah mutlu olursunuz ya. Benim anlatmak istediğim şey aslında bu temel olarak. Evet abi, sendeyiz. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Hazırsan. Evet. Vermiyor sanırım yine ya. Veriyor mu yayını? Veriyor. Veriyor, veriyor şu an. Veriyor. Gitmiyor orada. Ha, orası mı ilerlemiyor? Dondu gibi. Orası ilerlemiyor, evet. Allah Allah. Bir refresh yapayım mı onu? Bir refreshle kanka. Aç kapı yapıyorum gözüm. Şey, Discord var ya Discord. Discord'a bir tıklasana. Şuna mı? Sol altta bak, sol altta direkt uygulama. Hı hı. İkinci, üçüncü. Heh. Tamam. Şimdi şey gel, OBS'e. Tamam, şimdi okay. Gidiyor. Akıyor şu an. Okey. Klibi beğendin mi sorusuna tekrar. Tamam. Yani klibi beğendin mi? Sorduk zaten ama. Evet. Tüylerim diken diken oldu ya. Cidden konuşamadım yavaştan. Biraz sonunu merak ettim çünkü çok hızlı geçiyor evet, olaylar aslında. Evet. Birkaç kere izlenince daha derin anlanacak. Birkaç sahnesi de inanılmaz çalışılmış sahne gibi geldi. Çok evet, spoiler vermek evet, istemiyorum. Yayında yarın izleriz. Tam orayı söyleyeceğim. Bir... Bilmiyorum, tamam çok şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi daha demin kusura bakmayın izletmek isterdim ama yarın açacağım çünkü birazdan BB yazanlar olduğu biraz kalbim kırıldı. Özür dilerim. Millet izlemek istediği için. Evet, izlemek istediğim BB yazdılar bana. Arkadaşlar yarın şeyi bu. Kendine mi üstlen? Pes olun bu da yani. Arkadaşımız da ne? Evet. Yayın sonunda ekibine kızdığın oldu mu? Böyle bir azarladın. Bir şey yaptılar. Bir şey sıkıntı oldu. Evet. Evet. Bu net bir evetti yani. Ne oldu peki? Ya böyle bizimkilerin chat bunu çok iyi bilir. Bizimkilerin bazen absürt abarttığı yerler oluyor. Ve olay biraz böyle bizden de çıkıyor. Şikayetler, şunlar, bunlar falan filan. Hani önlenemez bir gelecek. Böyle sezdiğim zaman oğlum burada niye bunu yaptınız? Şöyle oldu, böyle oldu ama bizimkilerin de net bir huyu var. Eray'a dersin. Burada niye böyle yaptın oğlum? Şöyle oldu, böyle oldu. Eray der ki Ali de yaptı. Ali'ye dersin. Ali, kanka tamam da Jurox ilk başlattı. Jurox'a gidersin. Oğlum sen başlatmışsın. Niye böyle bir şey? Bilmiyor musun yayında sorun olacağını falan. Kanka onu bilmem. Sen önceden yapmıştın. Tak ya, gidiyor. Hep, ya. Bütün klasik arkadaş grubu ya. Anladın mı? Hep böyle bir gidiyor yani o şey ama oluyor. Bizde bol bol oluyor. Peki büyük kavga ettiğiniz oldu mu o zaman? Büyük kavga bizimkiler saygı konusunda neredeyse kusursuzlar. Birbirine kıracak ya da birbirimizi incitecek herhangi bir şeyi ciddi anlamda söylemeyiz. Geri kalan her şey zaten net bir şekilde şaka amaçlı birbirimize söylediğimiz için. Tertemiz. Kuzi başlattı diyorlar. Genelde de en son top ona gidiyor. Kuzi de en son şey yapıyor. Ama ne yapayım ben başlattım. Twitch'te Türkiye'de en iyi yayıncı olduğunu düşünüyor musun? Hadi bakalım. Derin bir nefes al ve cevapla. Hayır. Bayağı bir dalgalandı yani şahsen. Yalan mı söylüyorsun? O dalga ya. Yemiyor, makine yemiyor. Ekrandaki dalgaya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle oldu dalga. Oğlum yemiyor makine. Chat ne yapacağız lan? Ya şimdi buradaki en iyi kavramı çok fazla değişiyor. Ya açıklama kendini. Ama nasıl bir makinasının böyle bir etkisi var. Dis nerede? Dis ya. Dis nerede? Dis. Kime dis sattın? Ellerine dis sattın sen burada? Herhangi birine dis atmadım burada. Ya ilk önce insan kendini sevmeli. Yani iyi olduğumu düşünüyorum. Ya tamam en iyisin. Tamam sensin Kemal. Tamam sensin. Eğlence ve entertainment konusunda en iyisi olduğumu düşünüyorum. Tamam sensin. Çok mütevazi bir arkadaşımız. Ya of ya. Sıfır oldu saat. Tam zamanında bak. Evet. Şey siz deseniz oğlum bezemekler bir övün ki. Ölseniz oğlum biz kendimizi övmeyelim. Queen istiyorlar. Queen. Ama öyle. Estağfurullah. Ama öyle. Keçi yazıyorlar. Keçi ne? Oo keçi. Ne bu? Goat var yani goat. Evet keçi. Keçi. Evet. Hani böyle
futbolda işte NBA'de bilmem neyde başarı yakalanan sporcularda o keçi evet, lakabını tamam, koyarlar. Tamam. Oradan gelme bir şey. Sen açılımda Kemal en çok izlenen. Yani öyle bir şey. Çok iyi. Kemal en çok izlenen ya. Soru geliyor bak, sıkıntılı bir soru. İyi düşün. Okey. Bizi enayi olarak görüyor mu? Enayiler! Hayır canım, hayır. 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 Bir dakika şimdi. Önce İbrahim Bey hayır. Bir relax. İbrahim Bey hayır. Evet ciddi. Evet öyle yazıyorlar. İzleyicilerini enayi olarak görüyoruz. Açık açık söyle. Hayır. Ananı sikeyim, yalandan makine koptu. Ulan yalandan bu dayanmadı. Arkadaşlar makine elimde kaldı lan. Bu da bana bir şey hatırlattı. Abi, aman diyeyim şunu bir ara elinden ya. Yapışırım şimdi. Bunu biri böyle çok... İsmini vermeyeyim şimdi. Tövbe. Çıldıracağım bu nasıl bir yayın oğlum. Bu... Hani bu yayın senin üstüne gidiyorduk. Ben amına koyayım yine gittim oğlum, arada ya. Oğlum bende hiçbir sıkıntı yok. Bana hiç böyle sorular sorulmadı. Ay bu abi aynen. O meme ucum abi o. Çekiştiriyor bir de. Saçı kaldır istiyorsan. Olaya bak ya. Bir dakika lan, geçmişe gideceğiz şimdi. Kaçırdım ben orayı. Yok abi şura işte. He. He orayı mı inceleyeceğim? Bak bakalım abi. Sıkıntıya girdim. Bir daha mı sorayım? Bir daha sor. İzleyicilerini enayi olarak görüyor musun? Hayır. Ama gülmemi alma. Bir saniye sonra güldüm. Kaç kişi izliyor? 66 bin. 66 bin kişinin önünde şimdi. Onlar enayi izliyor ya. Geçen bana biri şey yazıyor. 8 TL'den abone oldum. Biri enayi. Şey olmuş. Evet ben malım. Amazon Prime kampanya yapmış, 8 TL yazmış, adam diyor ki 8 TL'den abone oldum enayiye diyor bana. Sanki özel bir şeymiş, bana durunmuş gibi. Diyor, gerçekten düşünmüyorum. Hepsi inanılmaz bize destekçi ya. Ve gerçekten bu işi apayrı bir yere boyuta taşımamız için sürekli destek oluyorlar. Tamam açıklama yapma. Ya sikeceğim ya. Çok iyi ya. Evet malım. Ben malım. Ben malım. Tuğba. Evet malım Tuğba. Sıradaki soruya geçeyim mi? Sen söylemedin. Geç geç. O muhabbeti biliyorsun değil mi? Malım Tuğba. İzle onu. Enes'i... Anlatınca olmuyor. Soruyorum abi, hazır mısın? Direkt yakalama bak. Tabii. Karıştırmasın araya. Enes'i kıskanıyor musun? Hayır. Hiç mi? Hiç. Kendine Enes? Hangi Enes? Kendine Enes? Şu an beyninde aslında kendine Enes'i düşünüp çiçek gibi gitti ama. Ne oldu? Niye onaylamıyorsun? Buradan sonuç? Bir şey bulmaya çalışıyor bak. Doğru. Çiçek gibi oğlum, çiçek gibi. Adam makineyi çözmüş. Şimdi iyi. Ama harbi ben de bakıyorum şimdi bir yalan makinesi uzmanı olarak doğru. Doğru mu doğru söylemiş. Sen de uzmanlaştın artık bu konuda. Yani tertemiz gitmiş yani, bu kadar düz gitmiyor normalde. En çok bağlanan kişi olarak. Devam. O zaman erik dalında en sevdiğin kişi Jirox mu? Vay. Bu beş parmağın birbiri birbirine değil mi?
edebiyat yapma. Pas mı diyorsun buna? Ya bir şey diyeceğim. Bu ama ya pas, çok... Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Ya evet hayır ya pas. Pas diyeceğim buna. Pas. Pas geldi. Ama açıklama yapmam lazım. İlk hayır pasımı ya kullandım ama sen açıklama da yapmam lazım. Niye açıklamak istiyorsun kendini, yoksa bir şeyler mi gizliyorsun? Ama bu şey gibi mesela evet. Tom mu Elsa mı, anladın mı? Yani evet, hangisini daha çok seviyorsun gibi. Tam pas işte o yüzden. Hangisini? Tom mu Elsa mı? İşte eşit yani, öyle bir ara, içimde öyle bir duygu yok ki. Ya şu daha farklı. Elsa diyorlar. Böyle... Elsa diyorlar. Hayır canım, onlar arasında da ayrım yok. Ya mesela çocuğun oldu ileride, hangi çocuğunu daha çok seviyorsun gibi oluyor, anladın mı? Hangi kardeşini daha çok, hangi amcanı daha çok seviyorsun? Bunlar gibi böyle. Amca kardeş de değişir bence. Değişir ya. Pardon abi, çocuk özür dilerim. Bu konu senin için ciddiyse kusuruma bakma yani. Çocuklarda zor da. Ya onun gibi anne mi baba mı mesela? Doğru, doğru. Bir şeyler yani, o yüzden yani bunda kapışmayalım. O zaman Eldrain'den iyi olduğunu düşünüyor musun? Ne anlamda? Herhangi bir anlamda. Yayıncılık anlamında. Evet. Hayır. Bak. Hadi bunu bakalım. Sen görüyorsun. Evet. Sence? Baksana devamı da öyle yani. Sence? Bayağı yalan yani. Dümdüz yalan. Oğlum, makineyi nasıl buldun biliyor musun? Makineydi. Şimdi kafamda şöyle bir şey. Aa şimdi geliyor bak, düzledi. Hayır, komple yalan ya. Ama şöyle bak, şöyle kurdum makineyi. Dedim şimdi Elren izleyicisine göre Elren'den daha iyi değil. Ya hadi ya. Elren hadi izleyicisine ya, de hadi ya. Elren'den daha iyi bir yayın yapamam. Hadi ya. Bundan dolayı hayır. Bak dönüyor. Nasıl bir sallıyor ya? Nasıl bir sallıyor? Böyle döner öyle. Dansız Kemal derlerdi bana önceden. Senaryomuz da bitti ya. Abi bitti sigara. Paketin anasını siktir abi. Abi sabahtan da kır 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 diye. Durdukça bitirdi, içti gömdü. İbrahim abi. Evet. Bu abi harbiden. Aşağıda var, aşağıda alırız orada. Kritik soru tamam geliyor. Hiç canlı yayında osurdun mu? Hayır. Hayır derken bırakıyor musun? Hiç osurmadın mı? Osurmadım oğlum. Hatırlamıyorum öyle bir şey. Osurdu diyorlar. O edit yaptı biri bir keresinde. Osurmuşsun. Yok oğlum, osurmadım ya. Oğlum osurmuşsun, videosu var. Ya götü var, ben mi bilmeyeceğim oğlum kendi götünü. Videosu var. Ne diyor abi? Gaz mı çıkarmışım neyi, onu nasıl bir... Bir daha soralım. Hiç canlı yayında gaz çıkardın mı? Hayır. Osurdun mu da çok çirkin bir kelime ya. Osurmadım da gaz da çıkarmadım. Doğru söylüyor lan, nasıl ya? Osurdu. Yapmadım. Yapmıyor abi adam. Odada kimse yok. Orada şey yapıyorsun yani, öyle mesela dansöz herkes oynuyor falan, orada arada pıt falan. Abi yok yok, ben zaten osuramam ki. Dansözle osuruyorum ya, niye birleştirdin ki? Ne bileyim, kalabalık ortam, kimsenin kimin yaptığı belli olmaz. Benim sorumluluğum çocukken de öyleymişim ha, gaz çıkarmazmışım. O derde girermişim yani. Bende yok öyle bir şey, gerçek diyorum ya. Pıt pıt pıt. Yapamıyorum. Ben bu fake rahatsızlık taksi ha bu arada. Fake taksi. Doktora git sor, bu rahatsızlık bu. Ben de yapamam. Ben de yapamam bu arada insanların içinde. Yani ben bu psikolojik ben... ama mide rahatsızlığı. Harbi mi diyorsun? Evet. Utanırım. Beni trollüyorsun ama ben... doğru söylüyor. Bak 2 saate yediği şeylerden muhtemelen evet, ben kadar... bayağı tutuyorum bu arada. Şu an tutuyorum. Bırakmak üzereyim. Enes'le prim için mi yayın yapıyorsun? Hayır. Lütfen hayır çıksın, lütfen çıksın. Lütfen doğru çıksın, lütfen doğru çıksın. Doğru valla, bak çiçek gibi oldu. Ben yine, ben hakikaten... Çiçeğim be! Açık söyleyeyim. Enes'i sevdiğim bir dostum olduğu çiçeğim, için. Açıksın, açık söyleyeyim. Senin oğuzun tırnaklarını yedim. Vallahi hakkını helal et Kemal'cim. Ben evet çıkacak sanıyordum. Hayır çıktı, eyvallah, utandım ben şu an. Evet çıkacak sanıyorum. Eyvallah abi. Zaten şuradan da düşünebilir. Enes normalde teklif etti. Videoda söyledi zaten evet bana. Ben yani 3-4 yıldır tanışırız. Biz story bile atmamışızdır birlikte. Ya böyle bizim... makine bozuk. Vallahi benim diyorum, kendi sosyal medya karakterim olarak da ben de Kemal'i de öyle gördüm. Hiç Kemal'in böyle birisine yaklaşmaya çalıştığını veya o amaçla gittiğini hiç görmedim. Ya oğlum benim story atsana lan falan gibi bir şey yok, yok yani. Çok piyasa kovalayan insanlar var. Kendini belli ediyorlar. Ama böyle
Onda hiç öyle bir şey sezmedim. O yüzden zaten o tarz insanlarla arkadaş oluyorum. Ben kendi hayatımda da hiç böyle bir ünlüyü yalakalık yapmadım yani fazla izledim. Ben bir şey söyleyeyim, ikiniz de fikrinizi şey yaparsınız. Mesela şimdi farklı platformlardasınız ya. Evet. Hani çok fazla böyle prim çıkacak çok bir şey de değil yani. Enes'ten çok atıyorum bir Twitch'e YouTube kitlesi, senin Twitch'inden YouTube'a bir şey kitlesinin geçmesi niye, çok söz konusu değil. Niye Eray'da istiyorlar? Eray öyle bir insan. Eray ne diyor biliyor musun? Bana mesela düşün. Eray şimdi izleniyor maşallah güzel kazanıyor falan filan ya kardeşim. Diyor ki mala bak diyor, iki abi dedik hemen kandı diyor. İki götünü yaladım beni diyor, getirdiği yere bak. iPhone aldınız herhalde. He. Ya harbiden kendimi geri zekalı gibi hissettiğim nadir adamlardan birisi ya. Vallahi diyorum yani. Lan Eray adamsın ha. Tamam. Ona da alınır ona da, onu da söyleyeyim. Adamsın dedin ya şimdi, onu da dert eder. Adam bile değil yani, onu bile kabul etmiyor, anladın mı? Adam mı? Soru işareti gelmiş, adam mı? Bu arada bak ne kadar doğru şeyler. Allah belan versin, kararların ne kadar doğru. Hani içimdeki düşünce bu yani, direkt onu söyleyeyim. Evet. Sorular bitti. Sorular bitti. Benim enerjim de azaldı be. Biraz. Oğlum bu daha kötü oldu bana. Kanka yapacak bir şey yok. Biz Allah Allah, senin dedik malzeme edelim, şey yapalım. Bir Enes'in üzerine oynayalım falan. Adam patı patır şey yapıp yine bana çıktı editler amına koyayım. Bebeğim. Oy makine coştu abi. Bayağı da yorulduk ya. Canlı yayıncılık yoruyor harbi ya. Canlı yayıncılık. Yayıncılık. Ha, yoruyor ama değil mi? Bak daha bir de ne kadar oldu ya. Oğlum biz var ya bunu bak. 3 saat olmuş şu anda net. Bu arada 2 saat gideriz diyorduk. Yine 1 saat daha fazladan evet, gitmişiz. Evet. Biz normalde 2 saat planladık ama sardı gerçekten. Şunu da kapatayım aynen. Ben. Şey, tamam, kablo ayağını. Biz kablo, bir de bunu mesela düşünsene 7 saat. Kafayı yemişsin. 8 saat. Oğlum ben Mart'ta söz verdim. Mart'ın 20'sinde mi ne? Şey yapacağım. 24 saat yayın yapacağım. Sen sıçtın. Tek oturuş 24 saat. 10.000 abonede söz vermiştik değil mi? Ya tabii bu aslında işi sevmekle de alakalı. Sevince çünkü sana çok ya, enerji veriyor. Kanka çok keyifli yani. Ama 24 saat de gerçekten fazla. Yani benim gerçekten istemediğim bir şeydi. Ama çete... Ulan götüm bir şey girdi, ne oldu? Tam kordan bahsettik ya, bir tane çocuk var, yabancı. 48 saat falan yayın yaptı ya ilk. 48 saat oyuna, yayın. Oyuna wipe geliyor, her şey siliniyor. Wipe'dan sonra... Çok oynayan... Şu mikrofonla da kavgalayayım da abi ben. Ya bu mikrofon bana nasıl geliyor biliyor musun bazen mesela? Enes sende... Oluyor mu o mesela bak. Şu an bir böyle duruyor ya. Ters bakıyor. Böyle bir ters bakıyormuş. Böyle bir küfür ediyor. Aynen böyle bakıyor sana. Hani arada bir yayın yapmaya çalışıyorum mesela. Gözümün önüne geliyor böyle falan duruyor bir böyle. Ters ya, bir de yan duruyor zaten. Aynen hep öyle durur bir de. Ya onun şey, da huyudur yani. Ne bakıyorsun lan? Moderatör arkadaşlar kapatmadan şey yapalım beni yine. Ya abi ya. İbrahim 100 yılın reklamını yaptı ya. Bu arada Clubhouse Enes Batur 0. Arkadaşlar Enes'cim çok çok teşekkür ben çok ediyorum. Teşekkür ederim. İbrahim abi çok çok teşekkürler. Vallahi geldiniz. Vallahi ben burada en çok primi ben kastım arkadaşlar. Harbiden 10 numara makar oldu. Enes abi. Yani bence ben hep şeyi istiyordum ya, diyordum ya lan bir gün seni böyle bir canlı yayında görseler insanlar daha samimi bulup kendinden hissedecek falan. Ya vallahi ilk defa Twitch'te bir canlı yayına senin sayende çıktım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah canım. Bence çok algı kırdın gibi, ön yargıyı kırdın gibi bir şey hissediyorum ben kendi içimde. Ya kırmak için çıkmadım aslında. Gerçekten eğlenmek için yaptım. Ve bence çok da eğlendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Chat'e bakıyorum falan. Hiçbir şey olmaz. Abi senin laptop gitti. Yok lan o iPad, onu üstünü çıkar abi. Ha, tamam. Kasa yok bu altında. Arkadaşlar. Peçete falan. Geldi anasını sikti ya. Tüm modu moralimle 3 saatlik şey de şurada bitti ya. Yayından gelen ya? Bütün gelirler şey gitti. Bu senin ya, seninki niye burada duruyor? Ulan orada oturuyordum. Peçete yok mu? Gitti onu kaldı. İbo abi sen de yalandan üzülme, peçete yok mu peçete yok mu, orada sigaraya bakıyor hala içinde var mı diye. Puro'ya bakıyor yan gözle öyle. Bir şey olmaz abi bu. Lan zaten sürekli tabii döküyor. Nazar. Masaya ne koymuş? Sürekli döküyor adam zaten. Nazar. Zaten ne yaptık masaya baksana, şuraya Ali biçim kemirdi bak. Harbi diyorum. Masalar neler diyorum falan. Harbi eğlendiyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederiz, sizi seviyorum. Bu arada benim
Nazar demişken omzum çıktı biliyor musun sette? Dövüş sahnesinde. Omzun mu çıktı? Evet. Şurası çıktı. Setin ortasında sonra tak yaptım geri oturdu. Sonra dedim devam etmemiz lazım. Çok iyiydi. Lan bana kalp atıyorlar. Ya ciddi mi diyor? O izlediğin sahnede başta benim omzum çıktı işte. O oğlum sen şey Jason Statham mısın amına koyayım? Nasıl çıktı geri taktın ha? Cehennem melekleri yok. Ama onu hissettim böyle. Bir boşa düştü. Sonra tık oturdu gibi hissettim. Bilmiyorum. Böyle şeyler var bu arada. Harbiden takılabiliyor bilmem ne oluyor falan da. Puan öyle olması ya. Oha. Çok kötüydü. Oha diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sıkıntılıydı ya. Şey hatta bizim bir çekim gününde aslında mükemmel istediğimiz gibi bir klip çekim. Klip gene güzel oldu bu arada. Bir gün ikinci gündü. Klibin son kısmını çekeceğiz. Şöyle bir şey olabilir mi? Bu bir set ekibi yani. Her şey %100 kusursuz olmalı. Set ekibinden adam kartı unutmuş. Kameraya takılan kartı unutmuş. Haydi. Hafıza kartı. Ben az önce dedim. Normalde set 14 saat çalışıyoruz. İbo abi yayına geldi arkadaşlar. İlk de İbo abi geldi bugün. Ulan diyor bir şey eksik de diyor. Allah Allah diyor falan. Dedektör yok. Yayına gireceğiz. Dedektör yok. Dedim ben onu unutmuşum bir alayım geleyim. Abi dedik ya. Arabada ya yolda. Abi zahmet ettin ya. 3 saatte buraya zor geldim zaten. Peki dondu mu set bildin? Bildin ya beklerim. Normalde sabah 8'de başlıyoruz. Seti 9'da çekim. Ve o gün saat seti 4.30'da başladık. 6'da bitti. 1.5 saat çekebildik. Ay, ben var ya kendimi kesecektim çok ya. Çünkü... Çok anlaki olmuş harbiden. Ama